Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model Renault Clio 3. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettim. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyo olduğu gibi yuvada kalıyor ve pasif durumda ya da çıkarılıp bir ceplik gibi bir işlem yapılabilir. Bu birinci konu. İkinci konu, orijinal CD radyonun soket yapısını yukarıya taşıyoruz. Yeni bir özel bir çerçeve yapısı oluşturduk. Bu çerçeve, arkadaşım şöyle detaylı göstersin arka kısımdan, İki parçadan oluşuyor. Birinci, aracın orijinal ekran kısmının birebir hatlarını kaplayan alt kısım ve 9 inç cihazımızı kaplayan üst kısımdan oluşuyor. İki parça halinde oluşan fiziki görüntü bu şekilde. Aracın direksiyon kontrollerini sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Yine aracın orijinal USB'sine, arkadaşım şöyle aşağıda gösterebilirse, aracın orijinal USB'sinde çalıştırdık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites attığım zaman kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyoruz. Boş adıyla vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Araç 2012 model Clio 3. Özel bir çerçeve alanı oluşturduk. Bu çerçeve içerisinde 9 inç cihazımızı kullandık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal USB çalıştırdık. Geri görüş kamerası entegre ettik. Orijinal CD radyo yuvada ve pasif durumda, herhangi bir fonksiyon olarak çalışmıyor. Konum ankeni duruyor. İstersek ilgili kısma bir ceplik alanı oluşturulabilir. Telefon ya da farklı materyalleri koymak için. Cihazımız araca neler kazandırdı? Birinci en önemli özellik, Apple CarPlay kablosuz olarak çalışıyor. İstanbul'da hava nasıl? Türkiye'deki İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 20. Gibi kullanıcı Apple CarPlay'i ilgili noktadan bas konuş şeklinde kullanıp kablosuz olarak kullanabilecek. Kablolu olarak da kullanabiliyor Apple CarPlay'i. Yine kez aynı şekilde Android telefonlarda senkronizasyon Android Auto, Android Auto ise sadece kablolu çalışabiliyor. Biraz önce gösterdiğimiz orijinal USB alanına telefonun şarj kablosunu takarak Android Auto'yu da kullanıcı kullanabilecek. Spotify'dan bir müzik açalım, direksiyon kumandalarını gösterelim. Aşkların en çilelisi beni bulmak. Yollar uzak, geçit yok, gelemez. Ses kısmı gibi 3 fonksiyon, diğer fonksiyonlarda kaynaklar arası geçiş ya da farklı fonksiyon olarak da araçta tanımlanabiliyor. Cihazımız araca neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldı zaman, Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek Google Maps ya da farklı uygulamalar cihaza kurulup kullanılabilir. Yani 3 türlü navigasyon var. Birinci navigasyon, GPS üzerinden herhangi bir internet paylaştırmaksızın çalışan. İkinci tür navigasyon, internet paylaştırıldığı zaman online, Google Maps, HereGo ya da farklı uygulamalar, Yandex gibi. Üçüncü tür olarak da Apple CarPlay üzerinden Apple'ın kendi navigasyonu, Google Maps ya da farklı uygulamalar, CarPlay'i desteklediği uygulamalar cihaza kurulursa telefonunuza ilgili kısma da geliyor. Üç tür navigasyon olmuş oluyor. USB'ler üzerinden videolar ya da MP3'ler açılabilir. İlgili kısımda ikonlar var. Şimdi birazdan USB belleği takacağım. Oradan ilgili orijinal kısma USB flash belleği takıyorum. İkona dokunduğumuz zaman şarkılar. Ya da yine ilgili ikona dokunduğum zaman videolar da açılabilir. Cihazın konumlandırma itibariyle çok da uzakta kalmadığı için çok rahatlıkla cihaza hükmedilebiliyor. Başka neler kazandırdı araca? Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı, harici mikrofonu da ilgili kısma koyduk. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede olacak. Cihazımız Android tabanlı olduğu için cihazımıza internet paylaştırıldığı zaman bu işlemi de ayarlar kısmından yapabiliyoruz. Android ayarlarına ulaşıp tablet gibi, Android telefonları gibi ilgili kısımdan internet paylaştırıldığı zaman şöyle gösterelim. Play Store hesabı üzerine kurulabilecek YouTube ya da farklı uygulamalar ilgili kısma sıralanacak. Buradan dilediğimiz programı kurup kullanabilecek kullanıcı. Cihazımız bu işlemleri yaparken DSP ses işleme yeteneğine haiz ve sesi mümkün olduğunuz kadar en üst seviyeye taşıyor. Bunun içine detay ayarları da ilgili kısmından kullanıcı istediği türleri ayarlayabiliyor. Aynı zamanda
Cihazımız bu işlemleri, bu kadar karmaşık işlemleri yaparken çok stabil çalışır. Açılış hızını gösterelim. Normalde Android cihazlar 25 saniye kadar kullanıcıyı bekletir ama bizim cihazımız gördüğünüz gibi çok hızlı ön yükleme arayüzüyle kesinlikle sorunsuz çalışır. Ön yükleme arayüzü de şuradaki ışıklar kaybolduğu zaman cihaz kesinlikle uyanık kalmıyor. Birazdan ışıklar gidecek. Çünkü kontağı çektik tamamıyla. Evet, gitti. Cihazımız tamamıyla kapandı. Cihazı açıyoruz. Kontağı çevirdiğimiz zaman cihazımız otomatik açılacak. Bu kadar hızlı sürede açılmış oluyor. Cihazımızın teknik donanımları nasıl? Sistem bilgisine girdiğimiz zaman Android 10 işletim sistemi kullanıyor. AC8257 işlemci, 8 çekirdek, 64 dahil hafıza, 4 GB RAM. Her bir çekirdek 2.5 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemci var. 1400'de IPS ekran. Çok hızlı bir şekilde Apple CarPlay kablosuz bağlandı. Otomatik olarak senkronizasyon hızlı bir şekilde çalışmış oluyor. Aracımız 2012 model Clio 3. 9 inç Android multimedyamızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.